Modelimiz 3 ilmekle başlanıyor. 11 ilmek oluncaya kadar devam ediyor. Bu horoşa olarak örülüyor modelimizin çoğunluğu. Bunu yine bebe lüks ipiyle ve 4 numara şişle ördük. 11 ilmeğe geldiğimizde ortada bir ilmek ayırıyoruz ve kenar bantları 5'er ilmek ayrılıyor. Ortadaki bir ilmeğimizin kenarından birer ilmek artırarak modelimize devam ediyoruz. Bu ön yüzde artırdığımız ilmeklerimiz 30 ilmek olduğunda kesme işlemimizi bırakıyoruz ve yeleğimizin önünden 3 sıra düz gidiyoruz. Giderken etek boyunda yine 5 sıra horoşamız devam ediyor. Buranın da ajurlu olması için 1 ilmek, 5 ilmekten sonra 1 ilmek artırıyoruz ve diğer taraftan 2 ilmeği birlikte alarak ajurumuzu getiriyoruz. Tekrar 3 ters olarak devam ediyoruz. Omuzda da yine 5 ilmeğimiz bant olarak devam ediyor omuz bandında. Bu şekilde 3 sıra düz, 3 sıra ters, 3 sıra düz, 3 sıra ters ve 3 sıra düz olmak üzere yeleğimizi tamamladıktan sonra horoşaya geçiyoruz. 5 sıra horoşa gidip geldikten sonra burada kol payı olarak 23 ilmek kesiyoruz. 23 ilmeğimizi kestikten sonra etek boyuna doğru bir kez horoşa olarak yine devam edip dönüyoruz ve dönüşte 6 ilmek kesiyoruz. Çünkü yeleğimize bir bant yapacağız. Bu bantın geçmesi için tekrar 4 ilmek örüyoruz. Geri dönüyoruz ve bu kestiğimiz 6 ilmeği artırıyoruz. Tekrar etek boyuna doğru devam ediyoruz. Burada ajur işlemlerimiz devam ediyor. Döndükten sonra tekrar kestiğimiz 23 ilmeği artırıyoruz. Ve örerek 5 sıra horoşayı devam ettiriyoruz. Burada arka bölüme geçmiş oluyoruz. Yine 3 sıra düz, 3 sıra ters olmak üzere 23 sıra örüyoruz arkamızı. Tekrar 5 sıra horoşa işlemimize geçiyoruz. 5 sıra horoşa işlemimizi tamamladıktan sonra yine koltuk payını 23 ilmek kesiyoruz ve etek payına doğru devam ediyoruz. Bu şekilde 2 sıra koltuk altından dönüyoruz. Tekrar orayı tamamlayıp 2 sırayı geldiğimizde yine 23 ilmek artırarak omuz yüksekliğine çıkıyoruz ve yine 5 sıra horoşa örüyoruz. Horoşamızı tamamladıktan sonra yine 3 sıra düz, 3 sıra ters, 3 sıra düz, 3 sıra ters ve 3 sıra düz ördükten sonra hem horoşamıza geçiyoruz hem de artık tamamlamaya, eksiltmeye geçiyoruz. Eksiltme için de yine kenar bantlarımızı 5'er ilmek ayırıyoruz. Burada düz yüzde bir artırıyoruz. İç kısımdan 2 tane kesiyoruz. 1'er ilmek kesmiş oluyoruz. Yine öbür tarafta da bir artırıyoruz. İç kısımdan bir kesiyoruz. Dönüşte ajurları örmeden önce yine iç bölümde birer ilmek kesiyoruz. Çünkü eksiltmeye geçtiğimiz için
ön yüzde bir artırıyoruz, bir kesiyoruz. Arka yüzde kesiyoruz, artırdığımız ilmeği örüyoruz. Bu şekilde tamamladıktan sonra, sıfırladıktan sonra burada 8 ilmeğimiz kalınca bunu bant olarak örüyoruz. Yeleğimizin arkasından dolanması için ve uç noktaya geldiğimizde de düğmemizin büyüklüğüne göre iliğimizi açarak burada bandımızı tamamlıyoruz. Şimdi biz burada omuzları birleştireceğiz arkayla ve birleştirdikten sonra tekrar bitişini göstereceğiz. Yeleğimizin omuzlarından birleştirdik, tamamladık. Düğmesini diktik. Buraya da bir süs olarak kordela diktik. Bu bantımız arkadan dolaşarak düğmeyle birleşecek. Evet, yeleğimizin arkadan gelerek kemerinin düğmeyle birleştiği yer. Bu gördüğünüz modelde ajur kullanmadık. Sadece kenar bantlarının kenarından ilmekleri artırarak yaptık. Burada horoşayı çok az kullandık. Bunu da kız çocuk için tasarladık. Onun için nazar boncuğunu da pembe taktık. Tabii bu modeller çok kolay olduğu için herkes kendi zevkine göre istediği modeli koyarak yapabilir. Şimdi şu yıldız modeli